İmanın sonucu budur. Bugün Türkiye'de %99'u Müslüman deniyor. Düşünebiliyor musunuz? %99'u Müslüman olan Türkiye'de şu vahim neticeye bakınız hele. Hiç bütünlük var mı? Hiç beraberlik var mı? Hiç birbirine itimat, itibar, sevgi, saygı var mı? Korkunç bir çekişme var memlekette. Siyasi partiler birbirini paramparça etmiş Müslümanların. Gruplar, hizipler, fırkalar, zümreler, sınıflar, Müslümanları adeta kapış kapış kapışmışlar. Meydanlar boydan boya kafirlere kalmış. Caddeler zanilere, canilere kalmış. Memlekette caddeler zanilere, canilere kalmış. Nerede Müslümanlar? Niçin parçalandılar? Niçin bölündüler? Hangi Yahudi Müslümanları fırka fırka parçaladı? Aynı imanı terennüm eden Müslüman böyle perişan mı olmalıydı? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bizi böyle görse bizi ümmet diye kabul eder mi? Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han mezarından başını kaldırıp Fatih'in bu torunlarını birbiriyle çekişirken, birbiriyle dövüşürken vallahi teker teker yüzümüze tükürmeye mecbur kalacaktır. Ne Müslümanlığı bu? Vatan gidiyor kardeşlerim. Vallahi diye yemin ediyorum, Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Doğuyu batıdan, batıyı doğudan ayırmak istiyorlar. Yabancı güçler, kafir Amerika, Moskov Rusya bütün dehşetiyle Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Yurdumuzu, yuvamızı dağıtmak istiyorlar. Bizi mahvetmek istiyorlar. Müslümanlar hala parti kavgası yapıyor. Hizip kavgası yapıyor. Falancı, filancı diye birbirini gebertmeye çalışıyor. Müslümanlar enayiler gibi kavga ediyorlar. Müminler, aynı Allah'a iman edenler böyle mi olur? Aynı kitabı okuyanlar böyle mi olur? Aynı kıbleye dönenler böyle mi olur? Müslümanlar birbirini parçalar mı? Müslümanlar birbirini çekiştirir mi? Müslümanlar Yahudi'ye yem olur mu? Müslümanlar Moskovlara yem olur mu kardeşlerim? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Koskoca bir cehennem gibi kaynayan dünyada nereye gidiyorsunuz? Bir Müslümanın başına bir bela ve bir musibet geldiği zaman bütün Müslümanlar onun için ağlamadıkça o memleket vallahi Müslüman değildir. Mümin değildir o memleket. Siz ey müminler, ey vahdet ipliğine bağlı tesbih taneleri gibi Allah ve Resulüne gidenler, aynı neticeyi vermesi lazım iman, aynı bütünleşmeyi vermesi lazım iman. İman bizi bütünleştirmiyorsa, bizi kenetleştirmiyorsa, sımsıkı birbirimize sarılamıyorsak henüz gerçekten iman etmiş olamayız, olamayız, olamayız. Kardeşlerim, Kur'an-ı Mübin aynen şöyle sesleniyor. وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Ey müminler! Allah ve Resulüne itaat ediniz. Allah ve Resulünün emirlerini takip ediniz. Nefsinizi ve neslinizi Allah ve Resulüne uydurunuz. Evinizdeki gayri İslami gidişata son veriniz. Şeklinizi, şemailinizi Resulullah'a uydurunuz. Yolunuzu, yönünüzü Allah'a tam çeviriniz. Ve Avrupa'nın desisesine, Amerika'nın vesvesesine, bütün dünyadaki gayri İslami harekatın cereyanına kapılmayınız. Tek ve tek olarak Allah ve Resulüne mutlak manada itaat ediniz. وَلَا تَنَازَعُوا
çekişmeyiniz. Birbirinizin gırtlağına sarılmayınız diyor Allahu Azimüşşan. Ve la tenaza'u, çekişmeyiniz, çekişmeyiniz. Birbirinizin gırtlağını sıkmayınız. Birbirinizin canını sıkmayınız. Birbirinize engel olmayınız. Birbirinizi mutlak manada destekleyiniz. Ve fakat çekişmeyiniz, dövüşmeyiniz, sövüşmeyiniz ve sarılınız. Ne olur ya Rabbi çekişirsek, Allah'ımız haber veriyor. Fetefşelu, korkaklaşırsınız. Bir avuç anarşist bütün memleketi korkutur, evinizden çıkamaz hale gelirsiniz. Ayetin aynen manası budur. Fetefşelu, korkaklaşırsınız, öblekleşirsiniz. Birbirimizden korkan, birbirimizden çekinen pis bir cemiyet haline gelirsiniz. وَتَزْهَبَ رِيْحُكُمْ Rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz kesilir, arş-ı âlâdan üzerinize bir damla rahmet düşmez diyor Kur'an-ı Kerim. Evliyaullah'ın ruhaniyeti kesilir, enbiyanın ruhaniyeti kesilir, katiyen şühedanın, evliyaullah'ın, enbiyaullah'ın yardımını vallahi göremezsiniz. Biraz sonra göreceksiniz, arş-ı âlâdan, semavattan yeryüzündeki müminlere iman etrafında bütünleşen, kenetleşen, sımsıkı birbirine sarılan Müslümanlara göklerden nasıl rüzgar gibi, nasıl yıldırımlar gibi Allah'tan yardım geldiğini göreceksiniz. İşte böyle olursanız çekişmeyiniz ki birbirinizi, birbirinizi parçalamayınız ki وَتَزْهَبَ رِيْحُكُمْ Rüzgarınız kesilir. Arş ile arzın arasındaki rahmet kesilir. Maneviyatınız bozulur. Moraliniz çöker. Yıkılırsınız. Devletiniz, milletiniz tarumar olur. Ruhlarınız çıkar. Canlarınız çıkar diyor Kur'an-ı Kerim. Canınız çıkar. Vasbiru innallâhe ma'assâbirîn. Sımsıkı sabrediniz. Allah yolundaki belalara, meşakkatlere sabr-ı sebat ile karşı koyunuz. Ve biliniz ki Allah sizlerle, sabreden Müslümanlarla muhakkak beraber olacaktır. Şu ayet